Evet sevgili dostlar, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Ramazan ayındayız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlık, sıhhat, bolluk, bereket olsun inşallah bu Ramazan'da hepimiz için. Tüm İslam alemi için. Sevgili dostlar, yerel seçimlerin üzerinden tam tamına 3 yıl geçti. Yani çoğu bitti, azı kaldı. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı çok sayıda vaatte bulunmuştu, hatırlarsınız. En önemlisi 2 yıl içerisinde trafiği Bursa'nın gündeminden çıkarmaktı. 2 yıl değil, koskoca 3 yıl geçmesine rağmen halen daha Bursa'nın trafiği çözümlenmiş değil, tamamen kör düğüm noktasına gelmiş durumda. Artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte birazcık olsun trafikte azalma görülüyor. Ancak umarım şu anki yönetim bunu da başarı olarak adlandırmaz. Diğer konu da T2, yani Yalova yolundaki tramvay hattı. Maalesef ki halen bitirilemedi ve ne zaman bitirileceğine dair de gerçekten çok net ifade yok. Eğer T2 hattı yerine vatandaşların da söylediği gibi metrobüs olmuş olsaydı bugüne kadar vatandaşlarımız o hattı kullanır olacaklardı. Bursa'ya terminale gelenler bu hattı kullanmış olacaklardı. Üstelik de bu hattın entegre edilmeyişinden kaynaklı bir sorun daha var. O da çözümlenmiş değil. Ayrıca Bursaray'la ilgili birçok ilave hatların yapılacağına dair söylemleri vardı Sayın Başkan'ın. Ancak hiçbir yerine gelmedi. Örneğin Bursaray Görükbey'e uzanacaktı ama uzanmadı. Raylı sistem şehir hastanesine gidecekti, halen daha gidemedi. Gürsu'dan Çalı'ya yeni metro hattı planlanacaktı fakat o da olmadı. Demirtaş'tan Çalı'ya aynı şekilde bir metro hattı planı söz konusuydu. Ondan da bir haber yok. Görükbey'e uzanan metro hızını alamayıp daha da batıya gidecekti. O da gidemedi. Hızını alamayan metro gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız da hızını alamayıp yüksek hızlı treni vaat etmişti. Ancak o da yük trenine dönüştü ve 10 yıldır geldiği nokta zaten Bursalılar tarafından nerede olduğu belli. Bu demiryolu sistemi de aktarmalı olarak Ankara ve İstanbul'a gidecek. Bursalılara yapılan en büyük haksızlıklardan bir tanesi de bu. Bir de üstüne ulaşıma yapılan zamlarla zaten en pahalı ulaşım Bursa'daydı. Artık kimse bizi yakalayamaz duruma geldi. Çünkü Bursa'nın ulaşım sisteminin tamamıyla değişmesi lazım. Tamamıyla sistemin entegre olması gerekir ve metro sistemine acilen dönüş yapılmalı. Çok geç kalındı.